Çünkü mücadeleyi hiç bırakmadım. Hayallerime ulaştığım yerdeyim. İstedim ki kimse hayaller için mücadeleden vazgeçmesin. Toplamın dakikalar yaşlarınız sizlere. Sosyal medya çevrenize desteklerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Buraya başlıyoruz. Galamıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İnşallah yeni filmlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Kimdir bu çeken adam? Ben yönetmen Yunus Çevik. Ya da bazılarınızın bildiği üzere çeken adam. Film çeken adam da diyebilirsiniz. 1988 Konya doğumluyum. 4 kardeşin en küçüğüyüm. Aslan burcuyum ve yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu yarışma mıydı ki? Biz ne çekiyoruz? Ya dur, nereye gidiyorsun? Gel gel, belgesel çekiyoruz. Yani var ya, bu da enteresan. Evet. Nerede kalmıştık? 32 yaşındayım ve sizlere 32 sayfalık bir hayat hikayesi hazırladım. 32 sayfa mı? Çok değil mi hocam? 1,5 saat yapar. Çok mu? Kapatalım o zaman. Sana gerçekten teessüf ediyorum. Madem öyle, sardır ileri. Hayat hikayemi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. İstediğin oldu mu? Yok hocam, bunu demek istememiştim ya. O zaman geçmişe giderek başlayalım. İlk öğrenimi Konya'da tamamladıktan sonra ailecek İstanbul'a taşındık. 1999 yılında amcamların İstanbul'da özel ilgi hastanesini kurmasıyla birlikte babamı hastanenin başına geçmesi için davet ettiler. İstanbul, hayallerin şehri. Peki hocam, biz bu hikayeyi niye izliyoruz? Ya arkadaşlar, başka kimse yok mu burada ya? Ya. Ben bu hayat hikayemi umutları olan, hayallerinin peşinden koşanlar için hazırladım. 15 yıllık mücadeleme sizleri de tanık etmek istedim. İstedim ki hayallerinizin peşinden koşun, umudunuzu tüketmeyin. Lisede 8 zayıf alıp okulu terk etme aşamasından 4 üniversite diplomasına, yönetmenlik yolunda ilerlerken işsiz kalıp birçok sektörde vazgeçmeden çalışan, yıllar sonra yönetmenliğe dönen bir adamın hikayesi bu. Peki bu sanat aşkı nasıl başladı? Çocukluğumdan beri sanatçı bir ruhum vardı. Farklı olanlar önde gider sözünü benimsemiştim. Belki de bu sebeple özgüveni yüksek birisi olarak yetiştim. Belki de özgüvenim ortaokuldayken gittiğimiz tatile de başladı. Düzenlenen gösteride seyirciler arasından seçilip sünnet peleriniyle 300 kişiye Manga'dan playback konseri verdim. Güzel anılar. Aslında hayalim kitap yazmaktı. Belki de babam çok kitap okuduğu için etkisinde kalmıştım. Babam her kitap okuduğunda içeriye gidip bir şeyler yazıyordum. Çocukluk işte. Şimdi okunmaz ama neyse. Lise yılları güzeldi. Yani güzel sayılırdı. Böyle gözlüklü, saçlar jöleli, işte öyle bir şey. O zamanlar jöle moda olduğu için tabii, neyse konumuz bu değil. Ergenliğin de verdiği gazlar ve arkadaş ortamı yüzünden lise 1'de 6 zayıf geldi. 6. Babam gibi doktor olma düşüncesi vardı. O nedenle sayısal bölümü seçmiştim. 6 zayıfla nasıl doktor olacaksam bilmiyorum. Tam onları yaz okulunda toparladım derken lise 2'de 8 tane daha zayıf geldi. Fizik, kimya derken işler iyice zorlaştı. Gelen zayıflarla birlikte umutlar iyice tükendi. Okulu bırakıp internet kafe açma düşüncesine girdim. Ailem beni bu plandan vazgeçirdi. İyi ki de vazgeçirmişler. Liseyi zar zor bitirdim. Doktor olma hayali de kötü notlarla rafa kalktı. Merak ettiğim bir şey var. 4 üniversite mezunusunuz. O nasıl oldu? Lisede not ortalaması olarak iyi bir öğrenci olmasam da üniversitede her şey değişti. 4 farklı üniversiteyi de birazdan anlatacağım. Şu anda pek çok gencimiz pandemi döneminin ağır şartlarıyla birlikte uzaktan eğitimle ileri hedefliyor. Ve diyeceğim o ki, şartlar ne olursa olsun sakın vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin arkadaşlar. Liseyi bitirince oyuncu olmaya karar verdim. Artist mi olacaksın dediler. Önce işletme oku. Gerekirse sonra yaparsın gibi bir cümlelerin eşiğinde yabancı bir üniversitenin işletme bölümüne ve açık öğretimin iktisat bölümüne yazıldım. Üniversite diploması olsun diye okuyordum o dönemler
ama mutlu değildim. Bu süreçte lisede yazdığım bu kitabı tamamlayıp yayınladım. Hocam korkunç bir kitap. Tam korku filmi yönetmenine yakışan bir anı. O kadar da korkunç değil canım. O işin esprisi. Kitap anılarımdan oluşan değişik ve karışık bir kitaptı. Mizahi bir tarafı vardı. Ya da ben öyle sanmıştım. Gerçi o zamanlar yazdıklarım hoşuma gitse de ergenlikte yazılan bir kitap ne kadar güzelse o kadar da saçma bir kitap işte. Toz pembe hayaller vardı. Birkaç radyo programına çıktım. Bir dergiye röportaj verdim. Hatta bir tanesi duruyor. Hatıra olsun diye bugünleri düşünerek sizin için sakladım. Yıl 2007, sayı 4. O da burada hemen arkasında bizim mailimiz de varmış. korkunçbirkitap@gmail.com diye. Neyse böyle bir şey. Kitabı çıkarttıktan sonra o devleşen özgüvenimle birlikte imza günü düzenlemeye karar verdim. Meşhur bir alışveriş merkezinde break danslı eğlenceli bir imza günü. Hatta videosu da var. İşte bu o muhteşem DVD. Verelim ekrana. Sanırım bir AVM'de düzenlenen en ilginç imza günüdür. İlginçti. Evet, ta ki figürasyonluğa başlayana kadar. Figürasyon mu? Evet, arkadan geçen adam. Çeken adamın arkadan geçen adamı. Oyuncu olacaktım, kafaya koymuştum. Figürasyonluktan başrol hayali kuran bir kitap yazarı. Hani bu kitap var ya, korkunç bir kitap, o kitap. İyi bir oyuncu olmak istiyordum. O dönem birçok dizi ve reklamda figürasyonluk yaptım. Doktor olamadık, bari ünlü olalım dedik. Tabii işin şakası, sanat yönüm ağır bastı demek ki. Gülümsemen fake oldu. Normal güldüm ya. Kayıtta. Bu kayıtta mı? O kayıttaydı. O da kayıtta. Suyun sunduğu programımız devam ediyor. 18 yaşında gençliğin verdiği ünlü olma hevesiyle yarışmalara katılıyordum. Fear Factor gibi birçok yarışmaya girdim. Elemeleri geçiyorum. Artist tipi var ya hani o çevremin söylediği. İşte ben ondan kazanıyorum. Sempatik, esprili bir genç. Sonra filan elemesinde eleniyordum. Neyse bir gün güldür bakalım diye bir yarışma başladı Show TV'de. Jüride Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın, Evrim Akın falan var. Ön elemeleri geçtim. Üzerimde takım elbise, artist hareketler falan. Hatta kitabımı imzalayıp jüriye vermişliğim vardır. Dediler Yunus sen de ışık var. Yarın çalış tekrar gel. Ertesi gün jürinin karşısına tekrar çıktım. İnanılmaz heyecanlıydım. Eğer elemeyi geçersem seçiliyorum. Ama geçemedim. Kamera arkasına nasıl geçtiniz? Beni sektörün kamera arkasına bulaştıran güzel adam. Kerem Aras, yönetmen olarak çekmek istediği bir filmden bahsetti. Anlattığı senaryo beni o kadar heyecanlandırdı ki. İşte bu dedim, ben yönetmen olmalıyım. Oyuncu olma isteğim vardı ama kamera arkası daha çok ilgimi çekti. Zaten yönetmen olursam kendi kendimi oynatırdım. O zamanlar öyle düşünüyordum tabii. Gerçi yönetmen olunca oyuncu olmadım ama neyse. Aradığım mesleği sonunda bulmuştum. Asıl istediğim hayallerini seyirciyle buluşturmakmış. İlk kısa filmim Kanser Dumanda Gizlidir isimli bir kısa filmdi. Kerem'le beraber çektik. Hem oynuyorum hem yönetiyorum. Bu iş hoşuma gitmişti. O dönemlerde sektör ve teknoloji daha zordu. Filmler bu mini DV kasetlere çekiliyor. O çekilen film dijitale aktarılıyordu. Çektiğimiz kısa filmin kaseti montaj stüdyosunda kayboldu. Sektörün ilk talihsizliği, ilk tecrübesiydi. Uzun zaman sonra bulup filmi montajladık. Sağ ol kardeşim, bir daha yok. Kayıttayız. Dur girdik ya. Ben hazırım. Amatör klipti, reklamdı, çekiyor, tecrübe ediniyordum. Sonra dedim ki alaylı olmasın. Olacaksa bölümünden mezun olan yönetmen olsun. Gir. Devam, devam. Biliyorum, bilerek yaptım. Tekrar, tekrar sınava girdim. Önceki üniversitelerden ayrıldım. 2007 yılında Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Radyo TV bölümünü kazandım. Lisede sayısal okuyan bir adam olarak sözel bir bölümde üniversiteye başladım. Çok heyecanlıydım. İstediğim bölümü kazanmıştım. Yine artist mi olacaksın diyen tanıdıklarımın sözleriyle okula başladım. 2007'nin Güngören'inde oturduğum için Beylikdüzü dünyanın öteki ucu. Şimdilerde metrobüs var tabii. O zamanlar uzay mekiğiyle gidiyoruz falan haliyle yurt çarptı.
okulun yurduna yerleştim. Beykent. Benim için dönüm noktalarından biriydi. Velhasıl kelam, ortam cazibesi ve yönetmen moduyla üniversiteye başladım. Hocalarla arayı iyi tutmanın faydası, okurken kolaylık sağlar düşüncesiyle yeni tanıştığım her hocaya çıkardığım kitabımı imzalı olarak verdim. Kolaylık noktasında kitabın bir faydası olmasa da beni çabuk tanımalarını sağlamıştım. Alaylı olarak sektöre başlamamın da teknik faydasıyla hocaların sevdiği öğrenci oldum. Radyo TV okumak çok güzeldi. İstediğim yerdeydim. Derste film izliyor, analiz yapıyorduk. Diğer bölümdeki arkadaşlarım film izlerken ne yapıyorsun dediğinde ders çalışıyorum demek gerçekten keyifli bir şey. Çünkü dersimiz film. İlk vize sınavımız yaklaşıyordu. Aybike Serttaş hocamız bize derste V for Vendetta filmini izletti. Dedi ki vize sınavımızda tek bir soru soracağım. O da V for Vendetta'dan gelecek. Neyse filmi izledik, sınava girdik. Ben de herkes gibi yüksek not bekliyorum. Sonuçlar açıklandı. Yunus Çevik 5. Oh dedim, rahatladım. Meğerse 100 üzerinden 5'miş. Çok trajik bir olaydı, hiç unutmam. Sadece ben değil tüm sınıf yıkıldı. Sınıftaki en yüksek not 20'ydi çünkü. Daha sonra finalden çalışıp 80 alıp geçsem de size anlattığım güzel bir anısı var. Okurken klipler, videolar, kısa filmler çekiyorduk. Nesle Çikolata Sevgilim reklam yarışmasında çektiğim reklam ikinci oldu. Aşkım, beni seviyor musun? Hayır. Sence ben güzel miyim? Hayır. Peki ben gidersem benim için alır mısın? Hayır, alamam. Seni sevmiyorum, sana aşığım. Sen benim gözümde güzel değil, harikalısın. Çünkü sen benim çikolata sevgilimsin. 47'li. 47'li, Üngören'den bebeğe anca yeter diye düşünüyorum. Hey man, anlısın mı ne? Çekim bitti, çok donduk ama her şey tamamıyla duygusal. Meri olmamış, sofra düzensiz. Oğlum ne? Sağında yumurta 5 milyon. 5 milyon, 100 tane yumurta dövdü. Farklı şeyler çekme düşüncesiyle YouTube'da parodi klipler çektim. Yıl 2008. Şimdilerde yaygın bir konsept olsa da parodi videoları ilk çeken kişilerdendik. YouTube'da o dönem para kazanma yok ve kariyer için çekiyoruz. Çektiğimiz videolar yüksek izlenmeler alıyordu. Reklamları karıştırmışım ama cebimde bu vardı. Aşkım ben gay oldum. Erkek mi yok? Cimrilik yapmanıza gerek yok. Ayda 10 YTL'ye k***nın. Okulumu seviyordum ama set görmem lazımdı. Gördüğüm bir fragman ilgimi çekti. Nefes Vatan Sağ Olsun filmi çekiliyor. Muhteşem bir filmdi. Dedim ki bu projede olmam lazım. Reji asistanlığı için başvuru yaptım. Yardımcı yönetmen hanımefendi başvurumun akabinde beni iş görüşmesi için ofise davet etti. Yunus dedi, CV'm bizim için yeterli. Antalya'nın dağlarında çekim yapıyoruz. 2 aylık çekimimiz kaldı. Okulun problem olur mu? Hayatımın dönüm noktasıydı. Eğer sete gidersem okuldan kalacaktım. Gitmezsem de içimde kalacaktı. Önce okul bitsin diye teklifi kabul edemedim. Senaryo yazmaya karar verdim. Hatta yazdığım komedi filmi senaryosunu bir yapım şirketine yolladım. O dönemin parasıyla tam 1000 lira gişeden kar vereceklerini söylediler. Aldığımız çevre gazları ve havaların da etkisiyle ben çekeceğim dedim. Senaryoyu satmadım. Babam da sağ, maddi durumu iyi, araba yazlık, eğlenceli hayatlar derken geleceği düşünmeden yaşanılan gençlik yılları. Üniversitedeki arkadaş ortamı rüzgarına kapıldık. Para sıkıntısı olmayınca reddetmesi kolay oluyormuş. Onu da tecrübehanesine yazdık. Diğer kampüsten arkadaşlarla ekip kurmuştuk. Sırayla kendi filmlerimizi çekiyorduk. Hepimiz yapımcıydık. Benim filmime o görüntü yönetmeni, onun filmine ben yardımcı yönetmen birbirimize destekle gittik. Çektiğimiz kısa filmlerin fragmanlarını sinema filmi fragmanı zannediyorlardı. Doğru an evlat, doğru an. Doğru an ve doğru acı. Sus be! En kötü okul bitince bir sete gider çalışırım diyordum. Her şey güzel gidiyordu, sıkıntı yoktu derken babamın kontrolde kanser olduğunu öğrendik. Hayatı boyunca içki ve sigara içmeyen bir adam kanser olmuştu. Belirti göstermediği için de geç kalınmış bir durumdaydı. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen hastalıktı. Babam ameliyat oldu, kemoterapi görüyordu. O dönemlerde anneme söylüyormuş, Yunus eve niye gelmiyor diye. Evin en küçüğü olunca haliyle özlüyormuş babam. Ben de bunu duyunca yurttan ayrılmaya karar verdim. Eşyalarımı topladım, eve gelirken abim telefon açtı. Yunus babam fenalaştı, hastaneye gel diye. İçimde bir endişe vardı. Kötü bir şey düşünmek istemiyordum. Hastaneye gittiğimde acilin etrafı kalabalıktı. Koşarak acilden içeriye girdiğimde babama kalp masajı yapıldığını, kurtarılamadığını öğrendim. Şaka dedim. Şaka olmalı. Önce konduramadım. İnsanın babası ölür mü?
Hiç aklıma gelmemişti. Eve döndüğüm anda farklı bir dünyadaydım sanki. Hala inanamıyordum. Sanki hiç ölmemişti. Sanki o kapı açılacak, babam gelecek. Oo beyefendi erkencisiniz diyecek diye bekliyordum. Defalarca o kapıya baktım ama olmadı. İlk uykumun sabahını da hiç unutmam. Selayla uyandım. Babamın selasıyla. O kadar zormuş ki defalarca duyduğun selanın bu sefer baban için okunması. İşte orada anlıyorsun hayatın gerçeklerini, şaka olmadığını. Babam, uzman doktor Ali Çevik, 58 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Babam gittikten sonra her şey tersine döndü. Artık eskiden olan çevrem de yoktu. Hayatın ilk tokadını babam öldüğünde yedim ben. Eskiden baba ne iş yapıyor dediğim arkadaşlarımın babasının olmadığı potlar geldi aklıma. Artık baban sağ mı diye sorar oldum yeni tanıştığım insanlara. Babası vefat edince sol yan acıyor insanın. Yaşayan biliyormuş. Hepimiz birimiz için diye güzel bir yaz dizisi vardı. Senarist abimize ulaştım. Benden referans olarak çekilmeyen bölümü yazmam istedi. 80 sayfa olan devam bölümünü örnek olarak yazdım. Senarist asistan olarak işe başlayacaktım. Ertesi hafta dizi yayından kalktı. Eğer okuldan kalırsam mezun olamama riskim vardı. İkinci sene okuluma daha çok sarıldım. Maddi manevi sıkıntılar içerisinde son kısa filmim Aşk ve Ölüm'ü çekip montajlamadan rafa kaldırdım. Onur belgesiyle 2009'da ilk üniversitemden mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş bulma süreci nasıl geçti? Yine iş aramaya devam ederken okul zamanı söyleşi için görüştüğümüz yönetmen Hamdi Alkan Hoca'yı aramak geldi aklıma. O dönem arka sıradakilerin yönetmeniydi. Dizi bir ay sonra başlayacaktı. Aradım Hamdi Hoca'yı. Sağ olsun kendisini aradığımda geri çevirmedi. Yardımcı yönetmenine yönlendirdi. Güzel bir konuşma geçti. Ekip full ama sana yardımcı olmak istiyorum. Gel başla dedi. Son anda çıkan aksiliklerden dolayı o da kısmet olmadı. Böylelikle çok istediğim işe başlayamamıştım. Sektörde iş arama mücadelem aylarca devam etti. Çıkmaz içindeydim. Radikal bir karar aldım. Sinema meslek hayalimi rafa kaldırıp sektörü bıraktım. Geride birçok kısa film, senaryolar ve gerçekleşmemiş hayaller kalmıştı. Hayaller ve hayatlar dedikleri bu olsa gerek hocam. Ama hayatına devam ederken hayallerinden de vazgeçmemeli insan. O dönemde zaten annem babamın yokluğuyla hala kendine gelememişti. Ona destek olmam lazımdı. Hayalden önce annem öncelikliydi çünkü. 2009'un sonbaharında bir otomotiv firmasında ofis elemanı olarak işe başladım. Bir ay sonra öğrendim ki geçici olarak işe alınmışım. Annem üzülmesin diye ona işten çıkarıldığımı söylemedim. Bir markette şarküteri kasap elemanı olarak işe başladım. İş seçmemiştim. Radyo TV mezunusun, ne işin var burada diyenlere aldırış etmeden işimi düzgün yapmaya çalışıyordum. Asgari ücretle günde 3 saat yol gidip 12 saat ayakta çalışarak günlerim geçiyordu. İlk kez böyle bir işte çalışmak zor gelmişti ama sabrediyordum. Et kesip, tavuk parçalayarak, peynir satarak şarküteri kasap tezgahının arkasında geçiyordu hayat hikayem. Yönetmenlik içimde bir burukluk olarak kalmıştı. Yaptığım işten hiçbir zaman gocunmadım. Önemli olan o an ayakta durmamdı. Üniversitede babam sağken asgari ücret harçlık alıyordum. Şimdi çalışarak o asgari ücreti alıyordum. Paranın kıymetini alın teriyle çalışarak kazandığımda anlamıştım. Yılmadan çalışmaya devam ettim. Markette işe başladığınızı annenize niye söylemediniz? İstedim ki yavaş yavaş durumu anlatayım. Kadın zaten üzgün. İkide bir iş mi değiştirecek, ne yapacak bu çocuk diye benim için tasalanmasını istedim. Markette çalışmak kötü bir şey değil, utanılacak bir tarafı da yok ama o zamanki koşullar öyle gerekiyordu. Giydiğim şarküteri önlüğünü yıkamak için eve götürdüğümde annem görüyor. Oğlum bu ne diyor? Anne diyorum, otomotiv firmasındaki yemekhanedeki ablanın önlüğü işte, sırayla yıkayacağız falan. Annem 2 hafta sonra dayanamayıp sordu. Oğlum dedi, başka kimse yok mu, hep sana yıkatıyorlar. Ben de o gün durumu anlattım. Çalışma azmimi görünce sevindi kadıncağız. Market sistemi çok zordu. Ben de nasıl yükselirim düşüncesiyle müdürüme anons seslendirme sistemi teklif ettim. Üniversite zamanında öğrendiğim ses kayıt programıyla DJ şeklinde seslendirmeler yaptım. Aradığınız kişi şu an alışveriş yapıyor. Lütfen DJ daha sonra haber. Tekrar deneyin. Ve şimdi haberler. Son dakikada alınan bir bilgiye göre Stargin Elman'ın kilosu sadece 99 kuruşa.
Aradan 3 ay geçmişti. Seslendirmenin yanında her gün 10 teneke peynir, zeytin, tavuk kasaları derken belim incittim. Bunu duyan büyük amcam bu şekilde çalışmama izin vermedi. Hastanede işe aldırdı. İstanbul'a gelme sebebimiz olan babamın doktorluk yaptığı hastanenin deposunda depo elemanı olarak işe başlamıştım. Anılarımın olduğu yerdeydim. Hocam hastanede depoda başladım deyince ilk hayaliniz doktor olmak geldi de aklıma. Kısmet işte. Serum, anjiyokat gibi hastanede 1000'e yakın tıbbi malzemeyi ezberledim. Yaptığım işten mutluydum. Doktor çocuğu bu, depoda yapamaz, yapamazsın diyenlere şaşırıyordum. Çünkü marketten daha rahattı. Şükrettim ve sabırla çalışmaya devam ettim. 6 ay sonra hastane başı kimimiz, sen artık depoyu öğrendin, seni insan kaynaklarına terfi ediyoruz dedi. Daha iyi şartlar vardı, artık insan kaynakları yönetici yardımcısıydım. Peki hayal ettiğiniz mesleği yapamamak ve başka işlerde çalışmak nasıl bir duygu? Belki hayal ettiğim mesleği yapmıyordum. Yaptığım her işi layıkıyla yapıyordum. Markette çalışırken de, depodayken de bu böyleydi. Mesele yaptığınız işi sevmek. İnsanlar da benim yaptığım işlerden memnundu. Terfi ve başarının sırrı yaptığınız işte mutlu olmaktır. Bir gün beklemediğimiz bir şekilde annemin rahatsızlandığını ve hastaneye getirildiğini öğrendim. Zorlu bir süreç sonunda annem de vefat etti. Bu sefer sağ yanım acıyordu. Üniversitedeyken yalnız yaşama düşüncesinde olan ben yalnız yaşamak zorundaydım. Yaşayabileceğim en büyük acıları annemi, babamı kaybederek yaşadım. Artık ne hayaller umurumdaydı ne de yaşam hevesi. Hayatın bir anlamı kalmadığını düşünürken Rabbime sığınarak ayakta kaldım. Başınız sağ olsun. Bu durumu nasıl atlattınız? Atlatmak değil de alışmaya çalışmak desek daha doğru olur. Hayata tekrar alışmak için evin düzenini değiştirdim. Duvarları boyattım, anılardan kaçtım. 2011 yılında 2. üniversite kapsamında İnsan Kaynakları bölümüne yazıldım. Hem çalışıyor hem okuyordum. Çalışma azmimden dolayı beni terfi ettiler. 1,5 yıllık süre sonunda İnsan Kaynakları müdürü olmuştum. Müdür olmuştum ama İçimde sevdiğim işi yapamamaktan dolayı hala burukluk vardı. Bu masa, bu takım elbiseler istediğim yerde değildim. Ama mutlu olmaya çalışıyor, elimden gelenin en iyisini yapıyordum. Hatta öyle ki yazılımlar geliştirdim, bunları pratikte uyguladım. Bir aylık işi 2 haftaya düşürdüm. İçimdeki hevesi biraz olsun tatmin etmek adına insan kaynaklarından kazandığım parayla ilk fotoğraf makinemi aldım. Hobi olarak her türden fotoğraf çekiyordum. Yönetmenlik yolunda fotoğraf bir dönüm noktası oldu sanırım. Hemen olmadı. Ama fotoğraf en azından o dönemde mutlu ediyordu. Fotoğrafçılık sinemaya, yönetmenliğe yakın bir meslektir. Aynı kadraj içinde hayalinizi yansıtıyorsunuz. Sinema filmlerinde saniyede 24 kare fotoğraf vardır. Meslek olarak hayallerime ulaşamadığım 24 kareyi çekemesem de bir kareyi çekmek istedim. Maddi olarak bir çıkış arıyordum. Ek gelir olsun diye hastanedeki arkadaşlarıma ve çevreme şehir dışı turlar düzenledim. Bolu'da sucuk ekmek, müzikli, eğlenceli, fotoğraf çekimli güzel günlerdi. Bir gün başka bir hastanedeki isminde bir doktorla tanıştım. İçimden bir ses bu dedi. Hayatımdaki insan. Aşkın gözü kördür. Benden 4 yaş büyüktü. Artık düzenli bir hayatım olsun, mutlu olayım istedim. Hayalimdeki sektörden daha da uzaklaşmıştım. Her ne kadar yeni bir müdür olsam da ona göre maaşım azdı. Aradaki yaş farkı da onun gözünde büyüyordu. Bir süre sonra onunla parası için beraber olduğum düşüncesi yer edinmeye başladı. Ben onun için her şeyden vazgeçmiştim oysaki. Dedim benim de maaşım bu yıl artar. Bak istesem sektörüme dönerim ama senin için dönmüyorum. Yaptığım bir hataydı belki de bu cümle. Aradan aylar geçmişti. Bir akşamüstü kahve içelim dediğimde yorgunum eve geçeceğim. O esnada onun telefonuna bir mesaj dikkatimi çekti. Telefonda 6:30 çıkış saatini gösteren bir zaman mesajı vardı. Dedim o mesaj ne? Sakladı, panik yaptı. Önemli bir şey değil falan, sen eve geç. Görüşürüz yarın dedi. Eve gittim, içime bir kurt düştü. Bol uygulamasında AVM'de olduğunu gördüm. Başka birisi de o an beni aldattığını söyleyince apar topar evden çıktım. Ben onu yalnız görsem, o da beni görse güvenmiyor musun diyecek. Gitmesem ayrı bir sorun. İşte öyle bir durum. Kış vaktiydi, montumu iyice sardım. Tanınmayacak bir şekilde evden çıktım. Trafik vardı. Tramvay, taksi derken AVM'ye ulaştım. İçimde bir endişe. AVM'nin alt katında hızlıca ilerliyordum. Giriş kattaki pastanede sırtı dönük bir şekilde onu başka bir erkekle gördüm. Döndüm, yanına gittim. Tesadüf bu ya. Aynı kıyafet, aynı saç. Ona benzettiğim başkasıymış. Geri döndüm, hızlıca AVM'nin üst katına çıktım. Restoranları, kafeleri geziyorum, her yerde onu arıyordum.
bizim devamlı yemek yediğimiz restorana yaklaştım. Benim karşımda o, onun karşısında da yabancı bir adam. Oturmuş yemek yiyorlardı. 2-3 metre yaklaştım. Beni gördüğü yerde montumun kapşonunu çıkardım. Gülen suratı düştü. Beni karşısında beklemiyordu tabii. Üstelik bizim devamlı gittiğimiz yerde. Güveniyoruz ya. Hiçbir şey söylemedim. Çektim arkamı gittim. Sonra arkamdan koştu. Alt kattan onu izliyordum. Telaşla beni arıyordu. Telefonu açtım. Yanıma geldi. Açıklamaya çalışıyordu. Dedim para için mi her şey? Neymiş, sürekli ısrar edince yemeğe gitmişler. Kibarca reddedecekmiş falan. O gece güvenim tamamen bitmişti. Aylarca peşimden koştu. Telefonlarına çıkmadım. Reddettim. Ona olan gerçek sevgimi gördüğünde iş işten geçmişti. Ben mutluluğun hayallerle takası olmaz düşüncesindeyken o basit bir akşam yemeğine aşkını takas etmişti. Benimle barışmak için sürekli arıyordu. En sonunda ona bir hediye vermek istedim. Hediyeyi güzelce paketledim. Paket ulaştı mı diye mesaj attım. Ulaştı yazmış. Yolladığım hediye beraberliğimizin başından beri bana verdiği hediyelerden oluşan bir kutuydu. Bu ona son hediyem oldu. Bendekiler sende kalsın, hoşça kal yazdım. Fotoğrafını çekip an olarak sakladım. O hikaye de öylece kapandı. Anladım ki hiç kimse için hayallerinden vazgeçmeyeceksin. Bunu da size o yüzden anlattım. Hayatınıza giren insanlar size destek olmalı. Köstek değil, sizi siz olduğunuz için sevmeli ve siz de o olduğu için onu sevmelisiniz. Beni o kadar şey salak zannettim ki bütün bunları bir şekilde bilmeyeceğimi sandım veya yakalasam. Diyecektim ki işim vardı, bana güvenmiyor musun diye. Hayatımda senin kadar profesyonel bir insan görmedim. Ha. Senin o efendi, dürüst, şuraya giderken dediğin. Sonra sen... O zaman hayallerinize kaldığınız yerden devam ettiniz. Evet, öyle de denilebilir. Bu hayat dersinden sonra kendimi hayalimdeki mesleğe adadım. 2013 yılıydı. İkinci üniversite kapsamında Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne yazıldım. Ve o yıl DGS sınavına girip İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler AUZEF bölümünü kazandım. Şimdi 3 üniversiteye aynı anda gidiyordum. Hatta Instagram'a 3 üniversite kimliğimi yüklemiştim hatıra olsun diye. Haftada 16 sınava girdiğim oldu. İlginç bir deneyimdi. Kendime boş zaman bırakmak istememiştim. Bu süreçte eğitim, iş, fotoğrafçılık bir arada gidiyordu. Hobi için aldığım fotoğraf makinemi sattım. Borç harç, taksitle profesyonel bir makine ve 3 tane lens aldım. Eş, tost, tanıdık dedi ki tost zaten bunlar. Yunus, sen insan kaynakları müdürü oldun. Fotoğraflar işin ne? Niye alıyorsun? O kadar para niye veriyorsun? Yapma! Etme! Çevremdeki sesi dinlemedim. İlk sene fotoğraftan para kazanamadım ama yılmadım. Ekipmanın parasını hastaneden kazandıklarımla ödedim. Çalıştığım yerde mutluydum, rahattım ama bir şekilde hayallerime ulaşmam lazımdı. Fotoğraf benim için hastanenin acil çıkış yoluydu. Çekim yapıyordum ama istediğim sonuçlar yoktu. Bir şeyler eksikti. Daha iyi fotoğraflar çekmek istiyordum. Bu böyle olmaz dedim. Fotoğrafçı Muammer Yanmaz'ın 40 Haramiler fotoğraf kursuna yazıldım. Kararlıydım. Profesyonel olarak öğrenecektim bu işi. Muammer Hoca'dan çok şey öğrendim. Fotoğraf adına, ışık ve kadraj adına. Yurt dışında takip ettiğim bir fotoğrafçının bir gün boyunca yüzlerce fotoğraf çekip tek bir fotoğraf içinde birleştirmesini gördüm. Hoşuma gitti. Gündüzden geceye çekimler yapıp çekilen yüzlerce fotoğraftan tek bir kare hazırladım. Bir yandan da yarışmaları takip ediyordum. Sağlık Bakanlığı Sevgi En İyi İlaçtır fotoğraf yarışmasına insan kendisinin her şeyidir temalı bir fotoğraf çektim. Uluslararası içecek firması San Pellegrino'nun fotoğraf yarışması vardı. Yarışma için çektiğim iki fotoğraftan bir tanesi en iyi üçüncülük ödülü aldı. Aynada kendisini içecek olarak gören bir adamın hikayesini kadrajlamıştım. Diğeri de sergiye layık görüldü. Daha sonra sanatsal farklı bir fotoğraf sergisi yapmak istedim. Dedim ki şu ana kadar fotoğrafla resim birleştirilmedi. İlk kez böyle bir şey olsun, aynı zamanda topluma da faydası olsun. Sultanahmet'teki yeraltı sarnıcı olan Nakkaş Sergi Salonu'nda Engelsiz Hayaller adında bir resim ve fotoğraf sergisi hazırladım. Fotoğraftaki gerçeklikte, üzerine çizilen resimde engelli insanların hayalleri vardı.
Sergiye TRT geldi, TVNET kanalında Artı Eksi Haber'de projeyi anlattım. Geriye dönüp baktığımda resim ve fotoğrafın birleştiği bir alanda sergi açmak sosyal sorumluluk ve sanat adına bana onur verecekti. Şimdi sizi bir fotoğraf sergisine götüreceğiz. Engelsiz Hayaller sergisine götüreceğiz. Yunus Şevik ama o çeken adam mağlasıyla tanınan bir fotoğrafçı bizlerle birlikte. Bir senedir bu sergiyle uğraşıyorum. Genelde resmi ayrı anlatırlar, fotoğrafı ayrı anlatırlar ve ortak özelliklerini ararlar. Bu yüzden ikisini birleştirmeye karar verdim. Görüp de görmediklerimiz. Herkes kendini düşünüyor ve çoğumuz farkında değil. Çok teşekkür ediyorum TVNET olarak. Biz de teşekkür ediyoruz ki engellilere yönelik böyle bir hamle dikkatlerden kaçarsa ayıp olurdu. Fotoğrafçılığı profesyonel olarak düşündüğüm için marka olmam lazımdı. Hayat boyu çektiklerime ithafen çeken adam ismini mahlas olarak kullanmaya başladım. Marka işimle doğru orantılıydı, manevi anlamını sadece ben biliyordum. Güzel bir logo tasarladım, sırtını kalp ritmine dayayan bir fotoğrafçıyı sembolize ediyordu. Sanatımla markamla anılmak istedim. Türk Patent Enstitüsü'nden marka testini yaptırdım. Ve tüm sosyal medya hesaplarımda adımı değiştirip mahlas adım çeken adamı kullanmaya başladım. Peki hocam, çeken adamın markalaşma süreci nasıl başladı? Meşhur olan kişisel çekimlerden yaptım. Gıda çektim, bardak çektim, kataloglar hazırladım. Hatta Çin filminin ülkemizdeki sinema galasında fotoğrafçı olarak görev yaptım. Özel sektörde çeşitli çekimler yaptıktan sonra düğün fotoğrafçılığını seçtim. İki aşkın hikayesini fotoğrafta filmleyecektim. Birkaç tanıdığımın düğün ve nişanını çektim. O 2-3 çiftin düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada reklam verdim. Reklam sonucunda bir çiftle anlaştım. İlk kez tanımadığım bir müşteriyi çekecektim. O eş, dost, tanıdık yine çıktı meydana. İnsanların en güzel gününü mahvetme, sen mi yapacaksınlar falan, bu beni yıldırmadı. Başarmam lazımdı. Daha iyi nasıl yaparımı düşünmeye başladım. Sinemada storyboard denilen bir şey vardır. Çekim planları çizimle yapılır, sonra o çizimlerle planlar çekilir. O geldi aklıma. Çekim yapılacak alana gittim. Mekanın boş fotoğraflarını çektim. Aldım ajandayı, sinemadaki storyboard gibi çekeceğim kareleri önce çizdim, sonra çektim. Görsel çeşitliliği ve fotoğraf kalitemi bu şekilde arttırdım. O çiftle başka çift aldım derken artık farklı kareler çekiyordum. Özel çekimler hazırladım. Sırf istediğim kareyi, duyguyu almak için yerlere yattım. Evet, harika. Birbirimize bakın şimdi. Güzel, çok güzel. Bozmayın. Harika. Ağaca çıktım. Ne fark ediyor ağaca çıkınca? Sözlerini duydum. Önemli olan çektiğiniz karedeki duygular. Sonuç ve farklılığınız. Saat 5.30 geçerken ya. Bu pozun adı Saat Seni Benden Geçerken. Ağaç üzerinde çekilen, hazırladığım bir konseptti. Hep soruyorlardı, ağaca çıkması kolay da inmesi nasıl diye. Çok yüksek değil mi? Evet. Sonra baktım ağaç zor oluyor ve her yerde ağaç da yok. Setime merdiven ekledim. Merdiven üzerinde çekimler yaptım. Bu sefer de merdivenli fotoğrafçı olmuştuk. Şu an Bahçeköy Arboretum'dayız. Burada ağaca çıkmak yasak. O yüzden merdiven style'le devam. Fotoğraf sektöründe çeken adam ismi hızlıca yayıldı. Tanınmış bir marka haline gelmeye başladı. Bir gün bir çiftim anlatıyor. Onun da bir yakını sormuş. Fotoğraf çok güzel. Kim çekti? Çeken adam. Ya onu anladım da kim çekti? Çeken adam işte. Güzel bir marka algısı oluştu. Doğru ve emin adımlarla ilerliyordum. Yunus'u unuturlardı. Çeken adam unutmadılar. Görünüşte fotoğraf çeken bir adamın hikayesiydi bu. Bir yandan da 2009'da sektörü bırakırken çektiğim kısa filmi montajlayıp içimde kalan ukdeyi kırdım. Yıl 2014. Sektörü çok özlemiştim. Bir şekilde dönmem lazımdı ama elim de güçlü olmalıydı. Fotoğraftan kazandığım parayla ekipmana ve videolara yatırım yaptım. Artık daha fazla ekipmanla daha değişik kareler, kadrajlar çekiyordum. Fotoğraftan kalan zamanlarda birkaç kısa film çektim. Hatta o dönem meşhur olan kişi özel sevgili klipleri bile çektim. Adını dağlara yazdım. Arzu. Arzu. Herkes seni çok seviyor. Arzu. Sonra bir gün Senegalli şarkıcı Kyle ile tanıştık. Ona şarkı klipleri çektim. Kyle. Bak restoran hangisi? Çekime gidiyoruz. Aha. Mustafa nerelisin? Ben Sivas Dürür. Yaralgama, man yaralgama. Osman Bayu Fallu yaralgama.
Eğer sinema sektöründe iş bulursam hastanedeki işimden çıkacaktım. Her ne kadar fotoğraf çeksem de sinema aşkı set başkaydı. Fotoğraf zamanın durduğu bir saniyede çekilirken film zamanın aktığı bir anda yaşıyordu. 2014 yılında sinemada iş aramaya başladım. Yıllık iznimden kalan son 3 günümü iş aramak için kullandım. İstanbul'daki 35 tane film şirketine bireysel olarak gidip CV bıraktım. 2015 yılına geldiğimizde sadece İstanbul'dan değil başka şehirlerden de talep görmeye başlamıştım. Şu an Adanalı çiftimizde çekime gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hatta Adana'ya gittiğim çiftin çekiminde sırf istediğim karıyı almak için gölde suyun içine girip fotoğraf çekmişliğim vardır. Yo, yılan yok. Evet, şu an çeken adamla birlikteyiz. Evet, güzel. Var olanla hiçbir zaman yetinmedim. Klasik bir düğün fotoğrafçısı olmadım. Sanatın duygusunu fotoğraflarıma yansıttım. Yıllarca mücadele ettim, çalıştım, inişler çıkışlar yaşadım. Rabbim nasip etti, iyi bir konuma geldim. Artık tek bir hayalim vardı, o da yönetmen olmak. Steve Jobs'ın hayat hikayesinin anlatıldığı filmi sinemada izlemiştim. Hep bu söz gelirdi aklıma. Sonra bir gün dedim ki kendi kendime, Yunus, insan kaynakları müdürü olarak mı hatırlanmak istiyorsun? Yoksa çektiğin filmlerle insanların duygusunu harekete geçiren bir yönetmen olarak mı? Steve'in bu sözü bana ilham vermişti. Radikal bir karar aldım. 5 yıl çalıştığım hastaneden, ikinci evimden ayrıldım. Hani filmlerde olur ya, masadaki eşyalarını kolye koyarsın, işte öyle yaptım ben de. Mutlu bir şekilde işten ayrıldım. Bu fotoğrafı çekip Instagram'a yükledim. Kendi hayatımın filmini yaşıyordum. Set işi arayacaktım. Bulursam gidecektim. Artık maddi olarak da rahattım. En kötü birkaç fotoğraf çeker, ayakta kalırım diyordum. Sinema benim için tutkuydu. Aradan bir ay geçti, sosyal medyada set ilanlarını gezerken dizisine reji koordinasyon asistanı arandığını gördüm. Tanıdığım sıfırdı. Birkaç tanıdığım da 2009'da kalmıştı. İlanı veren kişiyi aradım, numaranı verdim, Yunus seni arayacaklar dedi, teşekkür ettim. Aradan birkaç saat geçmişti ki telefonum çaldı. Arayan dizinin yapımcısı Adem Bey'di. Önce şaşırdım, sonra kendimden, hayallerimden ve özgeçmişimden bahsettim. Reji koordinasyon için tecrübeli bir kişi arıyoruz ama yarın şirkete gel bir görüşelim dedi. Ertesi gün şirkete gittiğimde sinemayı ne kadar çok sevdiğimi, meslek aşkımdan, kendimden bahsettim. Yunus dedi, sana bir şans veriyorum. Bu şansı iyi değerlendir. Ekibimiz full dolu ama seni rejide joker olarak alacağım. Yönetmen asistanı olarak hem aradan geçen zamandaki eksikliklerini giderirsin hem de çabuk adapte olursun. Teklif benim için inanılmazdı. Kabul ettim ve işe başlayacaktım. Sabırla kat ettiğim yolda yıllar sonra hayallerimin işine başlıyordum. Ne öğrenirsem benim için faydaydı. Hastanede çalışırken 8.30'da işime geç kalan ben sabah 6'da kalkıyor, Mecidiyeköy'den 7'de servise biniyor, Sultanbeyli'deki platoya gidiyordum. Günde yeri geldi 12-14 saat çalıştım. Ama derler ya, sevdiğin iş, iş sayılmaz diye. Set tecrübesi farklıydı. Sektörden ayrılalı 6 sene oluyordu. Adapte olmam süreç aldı. Çok fazla hata yapıp, çok fazla fırça yesem de her geçen gün yaptığım hataları telafi ederek daha iyi olmaya çalışıyordum. Set adabını orada öğrendim. Azimle çalışarak işime devam ettim. Evet, video. Hoca Fatih'e erken paydos deyince. Gece 2'de Kartal'da ve Arriva'da evimden çok uzakta biten setler oluyordu. Gün görene eve git gel sabah 8 set haliyle evde 2 saat uyumak yerine serviste uyuduğum günler oldu. Ya da geç bitecek setler için sete arabayla gidip arabada yattığım günler oldu. Daha çok uyku sette daha çok enerjili olmamı sağlıyordu. Böylelikle bir adım önde olmaya çalışıyordum. Adem abinin verdiği fırsatı iyi değerlendirmem lazımdı. Bu süreçte Ahmet Kapıcı abim her zaman yanımda oldu. Sürekli sordum, sordukça eksikliklerimi kapattım. İşin çeşitli püf noktalarını öğreniyordum. Yılmadan mücadele verirken 3 ay geçmişti ki dizi yayından kalktı. Pardon. Bunu içmeden kendime gelemiyorum. Hemen reklam girelim. Ürün yerleştirme aldık. Siyah bardağın katkılarıyla. Eski çektiğim işlere nazaran farklı bir bakış açısı eklenmişti. Sette aldığım deneyimlerle birlikte 15 dakikalık bir kısa filmi 1,5 günde çektim. Ama bak kamerayı gör orada. 200 vur abi, dur, kaçma polis. Fark et. Dur! Bunu da polis. Dur! Bekle. Bunu da polis. Dur! Fark et şeyi. Bak öbürüne. Burası demlenecek yer mi lan? Sen ne b***** yarıyorsun lan orada?
Filmimin adı Hüzün Kokusu. Suçlu zannettiğimiz insanın masum olduğunu öğrendiğimiz ters köşesi olan bir kısa film oldu. Verilen mesaj ön yargılarımızla ilgiliydi. Üniversiteden hocam Gülgün Feyman da bana destek verdi. Öznur Tekcan'dan hala haber alınamadı. O genç kızın ormanda ne işi vardı sözleri büyük tartışma yarattı. Set ekibim ve arkadaşlarımla güzel dostluklar kurduk. Çektiğim kısa film, Cannes Short Film Festivali'nde gösterim aldı. Cannes'da gösterim almak benim için harika bir duyguydu. Festivalden sonra filmi YouTube'a yükledim, bir süre sonra film YouTube'da patladı. Velhasıl Hüzün Kokusu güzel bir başlangıç, güzel bir deneyim oldu benim için. Bu süreçte reji asistanlığı iş aramaya devam ediyordum. Haber adı, Yunus dedi, seni bir sinema filmine göndereceğim. Bu sette ne yapman gerektiğini değil, ne yapmaman gerektiğini öğreneceksin. Tamam abi dedim, gittim sete. Değişik bir sinema filmiydi, olmaması gereken, gereksiz birçok şey öğrendim. Belli bir zaman setlerde çalıştıktan sonra dedim bu böyle olmayacak. En güzeli ben 2016 yazı kaçırmadan bu sene yine fotoğrafçılık yapayım, yaptığım birikimle de uzun metraj sanat filmi çekeyim dedim. Oba! Nasıl yani? Tekrar fotoğrafçılığa mı döndük? Hayat iniş çıkışlardan ibaret Atef. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, nerede kalmıştık? Artık aklımda sadece kendi filmimin yönetmeni olma hayali vardı. Bu sefer fotoğrafçılıktaki amacım film bütçemi çıkartmaktı. Şu an uçağın içindeyiz. Merhabalar. Evet, kaptan pilot konuşuyor. Çeken adam yine farklı bir maceralarda. Yola bakın. Arabada yola bakarlar yani. Eskişehir'deyiz. Bir daha, bir, iki, üç, yılda. Beni en çok etkileyen Vodafone Arena'da yaptığım düğün çekimi olmuştu. Gelin hanım Beşiktaşlı olduğu için damadımız kırmamış. Farklı işareti yapalım diyeceğim ama ağır fenerli ya. Yapalım tamam yaparız. Tamam. Evet fotoğrafçımız çeken adam. Stat açıldığından beri her maça neredeyse geldik yani. Valla. Ya Konya'ya gittik Konya'ya. Çekimlerim eğlenceli ve komik geçiyordu. Herkes tekrar çeken adamı konuşmaya başlamıştı. Sırf canlı yayın için bekleyenler vardı. Evet, izleyicilerimiz de çok kalabalık göster. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Evet dedi artık çok geç. Çeken adamın hayranları böyle 30 kişi 5 kişi geliyorlar çekime. Bassana kayıt. Kayıttı mı? Keseriz oradan. Arber Ötrum'un O Muhteşem Yolundayız. Burada Japon turistler var. Burada Japon var. Aa, Türkmüş. Japon gibi gördüm de. Efsane oldu ya. Evet, güzel. Geç bırak. Sana fotoğrafçılık, bak. Sana pozdur. Evet. Birileri bir şey yazmış. Ağaca tırmandır. Yoruma bak, ağaca tırmandır diyor. Çeken adam. Evet, harika bir çiftliğiniz maşallah var. Baksanıza damadın sakalına. Evet, benden uzun. Benden uzun sakalı. Arkadaki yerim bizim değil. Evet. Murat var. Yanımızda misafirimiz, arkadaşımız. Çeken adam. Kalitede bir numara. Eyvallah, adamın dibisi. Evet, zıpla. Yakaladım. Çeken adam farkıyla. Yakaladı yine. Çeken adamla dert çekmeyin. Fotoğraf çekin. Murat yapma bunu. Yapma bunu. Evet şimdi geniş açı kardeşim. Geniş açı alalım çantandan. Tamam. Şu an çok trollendim resmen. Şu şekilde durdum. İçinden su alacak. Evet lens alacağız. Evet kalkma sakın. Benden daha önemli olan şey. Yani şu an yanlış anlaşılabilme bir... Aha. Evet tepkisini alalım. Çıktım. Çok güzel. Çeken adamı şans eseri buldum ama iyi ki de bulmuşum. Buradan da kebapçıya gidiyoruz. Evet. Şöyle yaslanıyorsun abi öyle değil. O Türk filmlerinde oluyor. Çeken adam sayesinde evlendim mi desem nasıl desem bilmiyorum. Herkes evlensin. 10 numaraydı yani. Evet çok güzeldi. Bu da ben size yollarım videoyu bitirince. Tamam. Arkada İbrahim flaş tutuyorlar bize. Bence tavsiye ediyorum. Her zaman bak canlı yayını kapatırken bile tavsiye ediyorlar. Çok sağ olsun. Yıl sonuna yaklaştığımda artık fotoğraftan istifamı verebilirdim. Buldun mu aradığın adaleti ve merhameti? Nasıl? Tanıtım filmimizin çekiminde. Yaşıyorsunuz mu hayır? Yaşıyorum, teşekkür ederim. Metin! Baba, Metin! Baba, Metin! Baba, Metin! Baba. Metin. Sen gidince güzel ekipler kurduk, güzel işler yapıyorduk. Hatta rahmetli fenomen Emre Özkan'la Babalar Günü için video klip çektik. Klibin görüntü yönetmenliğini yaptım, klibin adı Babalara mı geldik?
Açıklamada linki var. Video sosyal medyada birçok sayfada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Hayallerim için biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Yıllarca biriktirdiğim parayla sanat filmi çekebilirdim. Lakin 28 yaşındaydım, tek atımlı kurşunum vardı. Bütün birikimimi film için kullanırsam sıfırlanacağım, belki de tekrar en başa dönmek zorunda kalacaktım. Ben de riske girmeyip Konya'dan ev almaya karar verdim. Böylelikle sektörde iş ararken kira ile geçinecek ve iş bekleyebilme lüksüm olacaktı. 2017 yılında Mal Beyanı isminde absürt bir komedi internet dizisi hazırladım. Fenomen çift Şahengillere ve Mor Komedyen yani Murat Genç'e ulaştım. Projeyi anlattım, anlaşmayı yaptık. Sektörden diğer arkadaşların da desteğiyle ekibi kurdum. Ya burası ne? Ne alakası var lan karı kızla? Allah! Önce YouTube'da yayınlayacağız, ardından tutarsa kanallara sunacaktık. Dizi satılırsa tüm kadroyla birlikte satılacaktı. İlk önce 3 bölüm çektik, güzel bir jenerik hazırladım. Kulaklarda çınlama var. Hayatın içinde iki tane gerçek var. Birisi Bağcılar, diğeri ise Mal Beyanı. Dizi Bağcılar'da iki düğün fotoğrafçısının hayat hikayesini anlatıyordu. Kendi hayat hikayemden anılar ekledim. Gerçeklerle hayalleri karıştırdığım dizi senaryosu oldu. 2, 1, zıplak! Zaten tütüne bulduk. Hop! Vur bana! Gel ben sana vuracağım, gel! Yürü lan! Git yavşak, sıktırtma kafanı! Dizi içinde dizi parodisi olsun istedik. Emine abla televizyonda izlediği dizi karakterlerini televizyon içinden gerçek hayata getiriyordu. Melek, Melek senin annen. Benim annem mi? Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Bir dahaki bölümü izledim. Ne bölüm? Bölüm ne? Ben senin annenim. Öz annen. Ne? Ablam Esma Şevik'le kalan 5 bölümü beraber yazdık. Diziye yeni karakterler soktuk. Rahmetli Cem Korkmaz'la görüştük. Aşiret ağası olarak dahil oldu. Ağam hoş gelmişsen ver elini öpem. Estağfurullah yeğenim ver udarol. Lan! Dua et evinden misafiriz. Basurlu bir ağayla nasıl konuşman gerektiğini gösterdim sana. Oğlum. Sen de bir şeyler ayarla, yerde yatak bu gece, döşek falan. He, iyi dedin oğlum. Yoksa bu herif bize gece döşeyecek. Lan! Emine ablanın televizyonundan Adriana Lima çıksın. İngilizce oynasın, kendi kendine Amerikan dublaj yapsın. Yerli Adriana Lima olarak haberleri çıkan Gökçe ile anlaştık. İyisil, iyisil kızım. Okey dude. Okey dostum. Sen fasulyeyi ayıkla. Ada kızım, kılçıklarını iyi al. Lanet olmayası kılçık. Hey adamım, bunlar çok iyi. Top patlamadan yenmez. Ben sana böyle mi öğrettim? Ha orası. Nasıl tutulduysa. Hay canına minnet. Kınalı kuzum. Lanet olsun Cedric. Senin yüzünden buradayım. Ebesine kutsal damacanı fırlattım. İmkansızlıklar vardı ama azim çoktu. Hatta son 3 gün 5-6 kişi seti bitirmiştik. Elimde Ronin, kulağımda kulaklık, sanat yönetmenim Tuğçe'nin elinde bum. Bir yandan makyaj seti bitirmeye çalışıyoruz. Işıkları taşı, kaldır, indir. Sette bir yandan araba conta yakar. Aman Allah'ım. Zorlama güzel deneyimlerdi. Peki hocam ne oldu? Dizi satıldı mı? Dizi sezon finali verince yapım firmalarını aramaya başladım. Görüşmelerin sonunda Levent'teki bir film şirketiyle ön projede anlaşma yaptık. Kanalı diziyi beğenmiş. Yeni sezonda görüşelim dediler. Satış aşamasından döndü proje. Yılmadım, projeyi satmak için uğraştım. Son görüştüğüm Beşiktaş'taki bir yapım şirketi, Yunus dedi bu iş okey. Ama yalnız oyuncuları değiştirmemiz lazım. Ekibi de biz kuracağız. Yönetmen olarak sadece sen olursun. Olursan. Sırf insanlara söz verdim diye üzgünüm dedim. Ekibim olmadan projeyi satamam. Ben yönetmen olarak sette olsam ne fayda? Projeyi satmayarak rafa kaldırdım. 2017 yılının sonunda Kanal 7 Elif dizisinde reji ekibinde çalıştım. Güzel insanlardı, orada da güzel deneyimler edindim. 2018'e geldiğimde tekrar film çekme aşkı doğdu. Riskli bir karar alıp Konya'daki evimi sattım. Korku filmi yönetmenliğine o zaman geçtiniz sanırım. Çünkü duygu yönetmen için önemlidir ve en yoğun duygu da korkudur. Kıza gerinlik giydirip deli dereye indireceksiniz. Deli derenin perileri onu yıkayıp iyileştirecek. Senarist Mustafa Miraç Kaya ile görüştüm. Mustafa ve ablam filmin senaryosunu beraber yazdılar. İlk adı Laneti Cin olan sinema filmimin adını Vizyon Zamanı Kulyas Lanetin Bedeli olarak değiştirdik.
O dönemde görüştüğüm yatırımcılardan Mehmet Bey'le film için toplantı yaptık. Dedim abi bak, Kanda çektiğimiz filmi referans yaparak Mal Beyanı dizisini yaptık. Bu sefer bu filmi yapacağız inşallah. Projeye inandı ve filme yatırım yapmaya karar verdi. Akabinde sektöre başlamama vesile olan Kerem'in Levent'teki stüdyosuna geldim. Yani buraya. Yunus, ofis senin dedi ve filmin animasyonlar dahil post prodüksiyonunu üstlendi. Her şey tamam gibiydi. Film şirketimin resmi açılışını yaptım, yapımcı belgesini alıp çalışmalara başladım. Peki kurduğunuz film şirketinin adı Dras Film Pictures nereden geliyor? Rahmetli babamın emeği üzerimde çok. Dras Film Pictures, Doktor Ali Şevik'in kısaltması olarak 2016 yılında babamın adını yaşatmak üzere hayata geçirdiğim, markasını tescil ettirdiğim resmi bir film şirketidir. Rahmetli oyuncu Halil Kumova ile de bu filmde çalıştınız değil mi? Halil abiyle biz 2009'dan tanışıyorduk. Yıllar sonra tekrar beraber çalışmak onu da beni de onur etti. Yunus kardeşim ile öğrencilik yıllarından tanışıyoruz. Sağ olsun unutmamış ve beni çağırdığında Halil abi beni hatırladın mı dedi. Film yapmak istiyorum. Çok mutlu olmuştum hakikaten. Çok onurlanmıştım, çok keyif almıştım. Yunus kardeşim seve seve geliyorum. Filmde çekeceğim mekanları 2 ay araştırdım. Duyguları kadrajımla daha iyi nasıl aktarabilirim diye senaryo üzerinde defalarca çalıştım. Her açının bir duygusu vardır. Her şeyi plan plan hazırlamıştım. Okul dönemindeki sinema tecrübem fotoğrafta katkı sağlamıştı. Bu sefer fotoğrafçılıktaki kadraj bilgim sinemaya katkı sağlıyordu. 6 farklı köyü tek bir köy gibi gösterdim. Filmi izleyen bu köy nerede diyor, filmde 6 köy var oysaki. Osman köyün böyle bir sokağı var. Köyün girişi, Mıcırlı yol, 4. sahnenin devamı. Bu taraf Değirmen'e gidiyor, bu taraf Deli Gelin kasabasına gidiyor. Şuraya bir yere de tabela koyarız, dere yazarız. Bıçkı dereye giden yol. Yalnız burası çok güzel bir mekan. Drone ve takip planı için. Çengeli köyü, Değirmen çayırı. Kulyas, Lanetin Bedeli, cin temalı bir filmdi. Hızlandırılmış bir şekilde 12 farklı mekanda çekim yaptık. Zorlu ama çok güzel, eğlenceli bir set ortamı geçirdik. 27. Geçtim. 40. Şu an bir ambele olduk. Bir dakika. Gülme. 6'ya 4. Bu köyün adı Deli Deli Köy. Adı da Delik. Deli Deli Deli. Deli. Defne misin? Beyza. Defne ama. Ya bu Hacer'in karısı değil mi? Hacer'in karısı kim ya? Sette malum cin teması olunca haliyle birçok şey geldi başımıza. Evde bir şey var. Kapat. Kapat abi. Gitmek istiyorum evde. Evet o zaman 3 mü? Girelim kayda. Solda biri var. Şimdi anlatmayayım onları. Belki gece izleyenler vardır. Rapçi Kodes arkadaşımdı. Onunla beraber filme bir şarkı ve klip yapalım dedik. Farklı bir şey olsun diye Kulyas'a cinlere özel yazılmış bir şarkı yaptık. Kulyas. Nefesimi hisset nefesinde. Büyüdüm göz bebeklerinde. Sınırlarıma girdin çıkamazsın. Ben değil sen geldin kaçamazsın. Yas bu lanetin bedeli Kulyas. Bir film şirketiyle tanıştık. Yetkili Kemal Bey sağ olsun ilgilendi bizle. Projeyi beğendiler, dağıtım için sözleşme yaptık. 10 Mayıs 2019'a vizyon tarihi aldık. Filmin galasını Levent'teki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdik. Üzerimde bir smokin, çok heyecanlıydım. Benim için düğün günü ilk filmimin seyirciyle buluştuğu o gala günüydü. Çok canlısın ama. Korku filmi çekmemizin sebebi de... İnanın çok heyecanlıyım. Gerçekten bu film için çok çalıştık. De ya çok heyecanlıyım. Tüylerim şu an diken diken yani. Muazzam bir gece. Korku olarak ilk film deneyimim. Can Yavuz'la birlikte oynadık. Bir korku filminde ilk kez oynuyorum ben de. O yüzden hakikaten çok heyecanlıyım. Keyifle çalıştık. Kulyas, Lanetin Bedeli, Ramazan'ın ikinci haftası sinemanın en az seyircisi olduğu dönemde 185 salonda vizyona girdi. İlk 2 hafta en çok izlenen Türk filmi oldu. Sinema yolunda güzel bir başlangıç yapmıştık. Ya. Birçok sinemaya kendi filmimi izlemeye gittim. İnsanlar filmimi izledi, ben de onları izledim. İnsanların temel sorusu sadece cinler mi var zannediyorsunuzdu. Yeni projemizde o konu hakkında ufak bir sahnemiz bile var. Sadece cinler mi var zannediyorsunuz? Birçok mesaj ve yorum aldık. Hatta sosyal medyada goy goyu var. Cin sayısından fazla cinli film var. Cinler telif atsa ödeyemezsiniz falan diye. 2 yıl önce başladığımız bir hikayemiz vardı. Ablam senaryoyu tamamladı. Projenin adı Korku Takvimi. Film korku teması içinde dram, gizem, gerilim ve suç barındıran değişik bir senaryo olmuştu.
Hatta biz de öyle tanışmıştık. Evet, güzel bir çalışmaydı. Hatef, Korku Takvimi filmimizin kamera arkası fotoğraf ve videolarını çekmişti. Görmüyor musun? Tamam, hadi çek. Şöyle. Tamam, ben şöyle yapacağım, hadi. Evet, kayıt girdi. Olmaz. Böyle bir atraksiyon yapalım burada. Babaysan... Çok güzel oldu. Bir tane daha çekelim. Şöyle bir resim. Çık. Takip etme. Senaristimiz Solucan arıyordu. Hoca da çıkıyor mu? Dur ben de oyuncu olayım bari. Hoca özür. Al kamerayı. Tamam. 3. Nevin Efe ile görüşme sağladık. Hem oyuncu hem oyuncu koç olarak Nevin abla setimizde olacaktı. Değerli birçok tiyatrocu güzel insanla geniş bir kast kurduk. Ağva, Ümraniye ve Çekmeköy'deki platoda 10 farklı mekanda çekim yapacaktık. Yapıştır. İçinde ufak da olsa bir şüphe kalmış. Kadınsal bir merak duygum var. Endişeyle açıyorsun kapıyı. Koy elini. Kaç, söndür. Kesme, devam et. İki kere vur tokma. Kafayı yere değdir. Filmimizin son sahneleri. Final paydosu. Hocam alkışlayamıyorum. Benim için zaman kullanımı ve sistemli çalışma çok önemlidir. Bulunan mekanın fotoğraflarını oyuncularımla paylaşıp onlara sette vereceğim oyunu anlattım. Kamera nerede? İstediğim karakterin özelliklerine, tiyatro oyunu misali, karakter en iyi şekilde oturana kadar çeşitli çalışmalar yaptık. Yavaş. Aralık 2019'da çekimleri tamamladık. Jenerik için önce sette hazırlıklar yapıldı. Sonra post prodüksiyon aşamasında masada çalışması bile bir hafta sürdü. Vinci'miz bizimle beraberdi. Özel jenerik çalışmaları. Afişi de jenerikle uyumlu olsun istedik. Reprodüksiyon afiş hazırladı. Filmin kalırında birçok ünlü dizi ve filmin kaloristi, Kreatif Prodüksiyon, Engin Cebiroğlu ve Sabri Hastal, müziklerini Hızlı ve Öfkeli gibi Hollywood filmlerinde imzası olan film müzikçisi Mustafa Yazıcıoğlu yaptı. Filmim için bir puzzle oluşturur gibi en küçük parçasına bile önem verdim. Saniyede 24 karenin her bir karesini görüntü ve ses olarak ilmek ilmek işledik. Post prodüksiyon aşaması tam 9 ay sürdü. Yurt dışı için Avrupa, Amerika ve Asya'daki dağıtımcılarla da görüştük. Filmi tüm dünya pazarı için hazırlamıştık. Nasip olursa ülkemizi temsil etmek istiyorduk. 5 Haziran'a vizyon tarihi aldık. Her şey çok güzel gidiyordu. Korona vakası çıktı ortaya. Pandemi dolayısıyla vizyon tarihini 5 Haziran'dan 27 Kasım'a erteledik. Filmi alıcı buldunuz mu hocam? Haberleri çıkmıştı sahibinden 3 milyona satılık film diye. Aslında pandemi dolayısıyla filmimi izahi bir dille satılığa çıkardım. Montaj başında sigara içilmemiştir, 50 tane cinli filmle takas olur falan. Sonra bir gün bir baktım ekşiye düşmüşüz, Twitter'da sektör yıkılıyor, nasıl satar filmi diye. İHA'ya haber oldu, röportaj verdim, birçok gazetede haberi çıktı. Şu an ilan hala yayında, 60 bin görüntülenmesi var. İlana yazan kişiler arasından yeni film çekmek isteyenler de oldu. Onlarla da görüştük. Görüştüğümüz birkaç yatırımcı pandemiyi bekliyor yeni projelerimiz için. Ve böylelikle istediğimiz noktaya ulaştık. Film şu an her şeyle hazır. Artan vakalardan dolayı vizyon tarihimizi belirsiz olarak bir kez daha erteledik. Ama merak edenler için ufak bir teaser hazırladık. Kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Korku haricinde projeniz var mı? Sırasıyla çekilmeyi bekleyen iki korku, bir komedi ve bir askeri film projemiz var. Çekim için pandemi etkilerinin azalmasını bekliyoruz. Bu videoyu hazırlarken bir tanıdığım dedi ki, niye anlatıyorsun bunları? Çünkü mücadeleyi hiç bırakmadım. Hayallerime ulaştığım yerdeyim. İstedim ki kimse hayaller için mücadeleden vazgeçmesin. Bu videoyu izleyen bir kişiye bile faydam dokunursa ne mutlu bana. Azmedin ve vazgeçmeyin. Çünkü rızk ve başarı da Allah'tandır. Çevrenizde herkes konuşur. Yapma derler, yapamazsın derler, sen mi yapacaksınlar falan. Eğer başarılı olursanız, ya biz biliyorduk başaracağını derler. Ama başaramazsanız, ya biz sana demiştik derler. Kayda girmeden önce insanların hayallerine ulaşan farklı bir projem var demiştiniz. Onu da anlatalım mı? Yıllardır çevremizde duyarız. Yazsam hayatım roman olur, anlatsam film olur. Bu doğrultuda bir proje hazırladım. Dijital dünya ile sinemayı birleştirmeye karar verdim. Anlatırsan Film Olur adında bir program formatı hazırlayıp uluslararası telif haklarını aldım. Bu gördüğünüz stüdyoda ilerleyen süreçlerde programımıza başlayacağız inşallah. Programın içeriğini biraz daha açar mısınız?
halkın içinden hayat hikayeleri, film olabilecek kişileri konuk edeceğiz. Anlatırsan film olur diyeceğiz, film olur mu izleyeceğiz. Şu ana kadar birçok programda çeşitli hayat hikayeleri izledik. Ama hiçbirinde programa katılan kişiler içinden seçilen hayat hikayesi yarışma yoluyla film olmadı. Konuğun hayatına değer verip filmleştiren bir program. İşte bu özellik programımızı farklı kılıyor. O yüzden diyorum ki, anlat ki film olsun. Programda konuklarımın hayat hikayeleri üzerine sinematografik açıdan konuşacağız. Süreç sonunda en çok izlenen gerçek bir hayat hikayesinin filmini yapacağız. Kazanan kişinin hayatı ödül olarak filme çekilecek. Bu süreçte izleyicilerimiz de o hayat hikayesini izlerken telif hakkı içermeyen düşüncelerini yorum olarak yazabilecek. Ana hikayeyi bozmadan o hayatın içindeki karakterlere yön verebilecek. İzleyicinin hayat hikayesinin içinde olduğu bir film konsepti. Program hakkında merak ettiğiniz her şeyi hazırladık. Tanıtım videomuza kanalımızdan ulaşabilir veya anlatırsanfilmolur.com üzerindeki yarışma şartnamemize ulaşabilirsiniz. Anlatırsan film olur dedim, ben anlattım, şimdi sıra sizde. Anlatın, film yapalım. Yeni projelerimizden ve Anlatırsan Film Olur programımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, sevgi ve sağlıcakla, hoşça kalın. Almayacağım mı dosyayı? Alırım. Hocam, hikayenizi bizimle paylaştığınız için size teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ediyorum Atef. Başka bir bölümde görüşmek üzere.